esas dolu olan taraf delege. Teşekkür ederim. Biliyorsunuz Eylül 2013'te bir olağanüstü genel kurulu yapmıştık. O olağanüstü genel kurulun konusu hükümetimizin, devletimizin getirmiş olduğu bir takım mevzuat değişiklikleri var. Bireysel emeklilik sistemiyle ilgili konular var. Bunlara ilişkin olarak da bizim benzerimiz kuruluşların bu konularda karar alması ve eğer karar verilirse de aktarım işlemlerinin yapılması için 31-12-2015 tarihine kadar bu işlemlerin yapılması halinde bir takım avantajların sağlanması söz konusuydu. Bu almış olduğumuz görevin gereğini yapmaya çalıştık ve şu anda bunun sonucunu size aktarmak üzere buradayız. Aktif üyelerimizin sayısı 5052, 31 Ocak itibariyle. Mal varlığı aktif üyelerimiz 358 milyon civarında. Pasif üyelerimiz 2502 ve onların da varlığı 237 milyon civarı. Daha önceki rakamları hatırlayacak olan arkadaşlarımız belki anımsayacaktır. Pasif üyelerimizin vakıf içindeki varlığı eskiye göre düşmüş durumda. 28 Şubat 2002 tarihinde de bireysel emeklilik şirketlerinin kuruluş çalışma esasları hakkında yönetmelik yayınlandı. Ve 27 Ekim 2003 tarihinde de ilk bireysel emeklilik sistemi faaliyeti başladı, poliçe kesildi. 12-13 Aralık 2013 tarihlerinde İstanbul'da bir otelde 2 gün süreyle vakıf yönetim kurulu BES şirketleriyle bir dizi toplantılar yaptı. 7 tane şirketten teklif istemeye karar verdik. Bu 7 firma sırasıyla alfabetik sırada Alliance Yaşam ve Emeklilik, Eski Yapı Kredi Emeklilik, Anadolu Hayat ve Emeklilik, Avibasa Emeklilik ve Hayat, BNP Paribas Cardiff Emeklilik, Garanti Emeklilik ve Hayat, İNG Emeklilik, Vakıf Emeklilik. Bu 7 şirketten teklif istedik. Şartlarımızı en iyi sağlayan teklif sahibi olarak Garanti Emeklilik ve Hayat ve Avibasa Emeklilik ve Hayat firmalarıyla bağlayıcı olmayan bir ön anlaşma yapmış olduğumuz ön anlaşma bugünkü genel kurulun sonucuna bağlı olarak yürürlüğe girecek veya girmeyecek. Vakıftaki birikimlerin ne kadarlık bir kısmını bireysel emeklilik sistemine aktarılması ne istersiniz şeklinde bir soru vardı. Burada da görüldüğü kadarıyla ankete katılıp da bireysel emeklilik sistemine geçmek isteyenlerin %38,73'ü yani %39'u %90 oranında diye işaretlemiş. %54'lük de bir diğer kısmında cevaplayanlar var. %54'ün açılımına baktığımızda da burada 90 ile 100 arası aktarım oranını tercih edenlerin ağırlıkta olduğunu görüyoruz. Gündemin 5. maddesinde bireysel emeklilik sistemine aktarımın onaya sunulması var. Bireysel emeklilik sistemine aktarımın onaya sunulması. Kabul edenler, sayma arkadaşlardan saymalarını rica ediyorum. Kabul edenler, saydığımız arkadaşlar ellerini indirsinler. Toplam 235. Teşekkür ediyorum. Kabul edenlerin sayısı 235. Kabul etmeyenler. Evet, sayman arkadaşlarımız sayalım. Yalnız bu tarafta el kaldıranlar var. Delege mi? Değil. Evet, kabul etmeyen bir kişi var. Başka kabul etmeyen? Evet, başkanım. Kabul eden 235, kabul etmeyen 1. Evet, bireysel emeklilik sistemine geçiş onaylanmış bulunuyor genel kuruldan. Onaylanan geçişte belli oranların belirlenmesi gerekiyor. Bununla ilgili önerge vermek isteyenler önergelerini divan başkanlığına bırakabilirler.
Nurten Karaca. Evet, başka görüş bildirmek isteyen? Ben konuşmak istiyorum. Evet. İki tane önerge geldi biliyorsunuz. Bir tanesi %50'ye kadar olanı. Biz de öneri veren bir grup olarak şöyle bir düşünceye sahibiz. %50'ye kadar BES'e geçmek isteyenlerin görüşlerine saygı duyuyoruz. İstiyoruz ki herkes kendi özgür iradesiyle istediği oranda BES'e geçebilsin. Tabii ki ben bir metin hazırladım, onunla konuşayım dedim ama buraya gelirken bir gelişme olunca mecburen konuşma metnini değiştirmek ihtiyacı duydum. Bu vakıf bize babalarımız tarafından, dedelerimiz tarafından kurulmuş ve Ereğli Demirçelik Fabrikası emeklisi yarın emekli olduğunda Ereğli'de çok rahat bir yaşayabiliyorsa buradan gelen 3 lira 5 liranın gelirin kazancıyla biraz ferah düzeyde yaşayabiliyor. Şimdi herkes tabii ki %90'a kadar katılalım diyenlere veyahut da vakıf yönetiminle görüşmeler yaptığımızda kapatalım diyenler de var yani. %100 de geçelim. Bunu düşünenler var. Hatta yönetimle konuştuğumuzda %90'la yapalım ya da %80'le yapalım. Bu vakfın adını ölüm sandığı koyalım diye düşünenler var. Doğrudur. Bu Ereğli Demirçelik Fabrikası ilk kurulduğunda ölüm vakfıydı adı. Niçin? Buraya gelen gurbette ya da burada çalışan Ereğli'nin yerlisi öldüğünde köyüne getirecek ne arabası ne parası ne de kefen parası vardı. Giderken kefenini yapsın, bakıp da para versin. Oradan alacak yardımla mezarını, cenazesini gömsün diye adı ölüm vakfıydı. Sonradaki sistem değişti. Adı Erdemir Sandığı oldu. Şimdi bunu %90'la veya kapatmayla geçerken herkes kendine tabii ki ben anketleri demin Müştova Bey açıkladı. Ben de okudum. Herkesin bakış gözü farklıdır. Farklı yorumlar da yapabilir. Şimdi ben temsil ettiğim kitlenin hak ve menfaati için konuşuyorum. Ha bunda yönetici arkadaşlarımı bu laflarımdan hiç kimse alamasın. Bu laflarım da onlar için söylenen bir şey değil. Biz ayrı geldik. Aynı geminin içinde yürüyen insanlarız. Yönetici arkadaşlarımız parasını yönlendireceğine inanıyor, yapabiliyor. Ama ben de temsil ettiğim kitlenin ve emeklilerin de bir kısmının değil, parasını ne biriktirebileceğini ne de her ay düzenli olarak parasına yön verebilecek kapasitede değil, ilgilenemez, zamanını ayıramaz. Şimdi demin burada Müştova Bey kalktı, güzel bir sunum yaptı. Tek şey bilgilendirme toplantısında da öyle bilgilendirme yapsaydı. Çok net konuşmalar yaptı. Şöyle olsun, böyle olacak, şöyle yapacağız, bilmem ne geçeceğiz diye. Ama biz paramızı tasarruf yapacak insan kapasitede değiliz. Bizim insanlığımız bu parayı buraya geçirirse %90 hepsini carcur verir. Niye söylüyorum? Geçen vakıf toplantısında bu lafı söyledim ben. Müteahhitlerle ev pazarlığı yapan işçi arkadaşlarımız var, çalışanlarımız var diye. Ereğli emlak fiyatı biraz arttıysa buradan gelecek para yüzünden artıyor. Ha bir atımlık parası var Ereğli'nin, onu da arttıracaklar bu vakıfa, bu vakıfı yerle bir edecekler. Ondan sonra da ne oldu, ne gitti, günah keçisi, ya sendik oluyor, bir şey kötü olunca bizim üstümüze atıyorlar. Bu vakfın yaşaması için herkes taşın altına elini koyması lazım, fedakar olması lazım. Eskiden bir vakıfta yönetici olmak itibar kazanan insan demekti. Şimdi vakıf yöneticiliği yapmak için herkes bir ağızdan konuşuyor. Herkes bir şeyler söylüyor ya da görev almak istemiyor. İşte şimdi önergeyi vermiş, demokratik bir şeydir burada seçim verebilir. İsterse %100 de verir, sıkıntı yok. Ama o zaman bu delegenin verdiği karara saygı duyacak mısınız? Sağda solda kapı arkasında dedikodu yapacak mısınız? Ya da birilerini getirip de telefon ettirme ihtiyacı duyacak mısınız? Niye söylüyorum bu lafı? Yeminle söylüyorum. Ben buraya geleseye kadar bu telefon gelmiş olsaydı kesinlikle katılmayalım kararı çıkartırdım bu şeyden, divandan. Niye söylüyorum? Ne hikmetse Erdemir Vakfı'nın ya popağanları ya bazı insanların baykuş güçleri Erdemir Genel Müdürlüğü'ne haber salıyor. Bizim başımıza bela geldiğinde Erdemir Genel Müdürlüğü bizi aramadı. Belki Müştaba Bey'i aramıştır, vakıf yönetimini aramıştır, bilmiyorum. İnsan Kaynakları Genel Müdür Muavini beni arıyor. Ya başkan diyor, emekli sandığına geçsinler, buna engel olmayın, %90'la geçsinler. Ya ne kadar para, benim üyem değil,
benim arkamda şeyler söylüyor, laflar söyleme yetkisine sahip. Bir dönem burada bir genel müdür vardı, Osmancık. Kurs veriyorduk, evde bir katkı payı veriyorduk. 8-10 tane çocuğumuza kurs veriyorduk. Parayı kesti, bursa devam edin demeye başladı. Ben o zaman dedim, parayı veren düdüğü çalar dedim. Para vermeden kimse düdük çaldırmayız. Parayı veren biziz, düdüğü çalacak olan da bu delegeler. Başka kimse değil. Burada bizim paramıza gönderecek adam bu vakıfa sahip çıkar. Gelip hangisi üyemiz, hangisi gitti bakıp yönetiminin önünde bir çayını içtiniz, ne sıkıntınız vardır dedi. Ne varlığıyla yokluğuyla belli değil. Ondan sonra bize telkinde bulunuyor. Diyor ki, %90'la geçer. Bakın arkadaşlar, tarih her şeyi gösterecek. Bu bireysel emekliliklerle işare yapanları tarih gösterecek. Ne için söylüyorum bu lafı? Ben bir gün vakıf toplantısına gittim, sakıncalarımı söyledim. Dedim ki, ne şöyle olur mu, böyle olur mu? Çıktım şubeye geldim, bir saat sonra bireysel emeklilik kurumundan arandım. Çay içmeye gelmek, beni tanımak istemişler. Ya benim kara gözüme, kara kaşıma mı hasta oldular, ne oldu bilmiyorum. Gelebilirler bizim makamımız, herkes açık. Çay söyledik. Tanıştık, bir şeyler söylediler. Şu lafı niye söylüyorum? Bakın bunu küpe olsun herkese. Yarın bir gün, bir sene sonra, iki sene sonra, üç sene sonra buradaki kişiler, şahıslar diyeceğim. İnşallah o kurumların bir mevkisinde, bir makamında olmaz. Onların yüzüne söyleyecek iki dediğimi bulurum. İnşallah bize bunu yaşatmaz bu insanlar. Ne pazarlıklar içinde olduğunu göstereceğiz, bakacağız. Çıkacak bunlar. Şimdi anket sonucunu açıkladılar Mustafa Bey, çok güzel. Ben temsil ettiğim kitleye sahaya inmeyin diye benden bakıp rica etti. Sahaya beni çıkıp 2 aydır fabrika sahasına girip işçiyle muhabbet etmedim. Etkilemeyeyim, tesir altında bırakmayayım diye. Niye daha sağlıklı bir anket sonucu çıksın diye. Yarın da başımıza bir şey gelirse hep beraber göğüsleyelim diye. İşte insan kaynakları da beni arıyor, diyor ki yarın yine ceza gelebilir. Ya buradan çıkarken başımıza ne geleceğini bilen var mı? Ulema olan var mı aranızda? Varsa bize de söyleyin, ben de söyleyeyim. Var mı aranızda ulema? Başımıza ne gelecek? Her şey gelebilir. Bizi temsil eden adamlar, temsil ettiği kitleye yapıyor, yasa çıkarmıyorsa ben ne yapayım? Ama bu Ereğli uyanmak zorunda. Bu Erdemir işçisi de Ereğli halkına uyanmak zorunda. Kimsenin güdümüne girmeyeceğiz biz. Şimdi anket sonucuna bakıyorum, benim baktığım gözle anlatacağım. Şimdi zaten bu anket yapılırken farklı bir uygulama yapıldığı belli. Ben dedim ki isimli olsun. Ben bu işçiyi tanıyorsam bunlar otururlar masanın başına 10 tane anket doldururlar. İsimli olursa dedik, sağlıklı olur dedik. İsimi koydular, Allah razı olsun. Ön sözü koyun dedim, ne olduğunu açıklatalım arkadaşlara dedim. Kimse bir şey koymadı. Önemli değil. Yönlendirici olma şekline bakın şimdi. Vakıfta birikimleriniz ne kadarlık bir kısmını bireysel emeklilik sistemine aktarılmasını istersiniz. Başlama oranı %50. 70-90 değerli dönerge veren kardeşlerim, bunun altına imza atan arkadaşlar, niye burada sıfır yok? Niye diğer diye yazıyorsun? Diğer yazdırsan onu da boş bırak, neyle geçmek istiyorsun desin, onu yazsın işçi. Boş bırakılsaydı da oranı bizim arkadaşlar yazsaydı. Ben kimseye etkilemedim, kimseyi de gezmedim. Ama inanıyorum ki ben gelip burada vakıfta ne olduğunu anlatsam bu anket daha farklı çıkardı. Şimdi gelelim ankete. Demin Mustafa Bey sunumda yapıyor ya, 90'da geçmek istiyor bu ankette insanlar diye doğru söylüyor. Yani onun gözüyle doğru söylüyor. A personeli 1273 tane üyemiz var. 790 kişi katılmış. Bunun 140 tanesi hayır demiş, 89 tanesi de kararsızım demiş. Bu kararsızı nereye koyacağınızı düşünün ve de katılıma bakın. Saat ücretlilerde 1013 kişi hayır demiş, 1010 kişi hayır demiş, 1013 kişi evet demiş. 262 kişi de kararsız olmuş. Dışarıdan inenler, emekliler için bir şey söylemeyeceğim. Onlar da sitem ediyorlar. Bize bu kağıtlar ulaşılamadı, biz anketi dolduramadık diye doğruluğu yalanı onlarıdır. Şimdi bakıyorum, bu kadar dedikodunun olduğu, bu kadar olayların olduğu Ereğli'de ve Erdemir'de 1200'e yakın işçi kardeşim anket doldurmuyor. Bu anketleri doldurmak için biz uğraştık. Biz vakıfın emin önümüz, posta yerimiz. Ünitelerde birimlere dağıtılmadı. Müdürler dağıtmadı, baş müdürler dağıtmadı, memurlar dağıtmadı. Ama biz dağıttık. Doldursunlar istedikleri gibi diye. Ama buna rağmen 1000'in üzerinde arkadaş anket doldurmadı. Niye? Geçelim mi diyor bu 1000 kişi? Bu 1000
%'den fazlası niye evet dediğini biliyorsa namerdi. Paramızı yönlendirelim istediğimiz gibi olsun. Tabii doğru. Olsun, herkes alsın istediği gibi yesin biz. Ama bu emekli sandığı adı üstünde olduğu gibi. Biz tasarruf yapacaksak, bu sabahla ayak tutacaksak buna sahip çıkacağız. Eskiden nereye demircilik fabrikasına bir işi girdiğimde ofis kapısına giderdik. İnsan kaynaklarına kağıt verirlerdi elimize. Şu işleri yapın, ondan sonra gelin. Bir tanesi de vakıfa üye olmak odasıydı. Ofisin altında öyle bir oda vardı. Biz onlardan bir tanesini yapmadık mı? Acaba başımıza bir şey gelir mi? Bize işi almazlar mı diye korkudan olurduk. Ama ben 89 yılında Erdemir'e girdiğimde vakıfa üye olmak istemedim. Abim olacaksın dedi. Niye? Bekarım. Para kazanacağız, yiyeceğiz, gezeceğiz. Şimdi geldi emekliyim, diyorum ki beni vakıfa yazdıran insanlardan Allah razı olsun diyor. Ama şimdi diyor. O zaman bir şartlarla demedim. Ha şimdi burada biz bir şeyler yapacağız. Ben şimdi ankete bakıyorum. Ben temsil ettiğim kitlenin anketine bakıyorum, işçiye. Gerisi beni o kadar enteres etmiyor. Çünkü A personeli işine geldiği zaman yana döner, işine geldiği zaman bağırır, yazar, çizer. Delege olmaktan bile çekinirler, imtiyaz ederler. Aday bile olmazlar. Ama herkes paramıyla çıkıyor. Bak burada ne diyor şimdi? 1013 kişi hayır, 1010 kişi, yani 1013 kişi hayır, geçelim, 1010 kişi de, 13 kişi de geçmeyelim diyor. Bu ne demektir? %50 demektir. Benim anladığım Türkçeyle. Kültürüm o kadar. Okuma tahsilim de o kadar. Sanat okulu mezunu, üniversite mezunu değilim. Benim anladığım bu. Kararsızlık yapmıyoruz ya. Böyle Türkiye'de seçim anketleri yara. Kazanırsızları oraya dağıtırlar, buraya dağıtırlar. Öyle değil. Ama burada öyle bir hainler yetiştiriyoruz ki vakıfta yöneticilik yapmış adam bizi vakıfa şikayet ediyor ya. Bizi bireysele geçmiyor diye. Böyle namertler de var. Ondan sonra da Erdemir'de denetim uzmanı. İyi denetleyeceğiz, göreceğiz. Her şeyin zamanı var. Şimdi bir şey söyleyeyim. Benim bu anketten anladığım bu. %50 %50. İsteyen geçer, istemeyen geçmez. Şimdi içeride parası olan param mağdur oluyor dedi, değil mi? Bu vakıf yöneticileri sizin paranızı buraya getirip bir örnek vereceğim size. Ben 25 senelik vakıf üyesiyim. İçeride 300 milyar param var eski parayla. Vakıfa ödediğim para 50 lira. Bu vakıf yöneticileri benim paramı buraya getirmişler, Allah razı olsun. %50 ile geçip paramı kurtaracağım diyorsam otomatikman 150 milyarı benim. 150 milyarı benim. Mal varlığından da 25 lirasını düşersen 125 lirası benim. Ama toplamda 150 milyar cebimde. 50 milyar ama karşılık 100 milyar cebimde. 25 milyar da vakıfta kalan param var. Üstüne de faizi şusu busu. Herhalde 175-180 milyar ediyor. Parayı kurtarmak isteyen arkadaşlar bu yüzünü kurtarsın. Bu vakıfta durmak istemiyorsa durmasın. Ben Erdemir'le görüşmelerinde vakıfa para aldım. Verilmesi tarafında vermiyoruz dediler. Bakacağız, verip vermediklerini göreceğiz. İyi ki de vermemişler. Hiç olmasa çürük elmalar gitsin de sağlarla beraber ortak paydaş olalım. Sayma arkadaşların saymasını istiyoruz. Birinci önergede 0 ile %50 geçiş, ikinci önergede 0 ile %90 geçişti. Birinci önergemiz %50'ye kadar geçişi 213 kabul oldu. İkinci önergemizi 0 ile %90 arası 8 kişi kabul etti. Dolayısıyla geçiş oranımız 0 ile %50 arasındadır. Vakfımızın üyelerinin bireysel emeklilik sistemine geçişi %50 olarak kabul edilmiştir.